Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bor üretiminde ve ihracatında lider ülke olduğunu belirtti. Türkiye bor üretiminde ve ihracatında lider bir ülke. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüz detaylarıyla bahsetti. Ve biliyorum bu cümleyi defalarca da duydunuz. Hocalarımız akademik çalışmalarında, sektör temsilcilerimiz raporlarında bu cümleye defalarca yer verdi. Sadece üretmek ve ihraç etmek bir ürün için yeterli mi? Elbette değil. Ürünü zenginleştiren, ona değer katan, onu diğerlerinden ayıran en önemli şey aslında üretimin öncesinde oluşuyor. Ar-Ge ile, inovasyonla başlıyor. Eti madene son yıllarda biçtiğimiz teknolojik odaklı dönüşüm rolünün altında da aslında bu gerçek yatıyor. Bor cevherini bor karbüre, ferrobora, lityuma dönüştüren şey bu alanda belirlediğimiz değişim ve dönüşüm hedefidir. Aslında sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye artık teknolojiyi tüketen, kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor. Dünyadaki rekabet bir zamanlar daha fazla üretim üzerine odaklanmıştı. Şimdi ise teknoloji geliştirme üzerine. Katıldığı ikinci bor çalıştayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, dünya bor pazarında %62 yaşayan pazar payıyla Türkiye'nin lider pozisyonunu daha da güçlendirdiğini aktararak, Eti Madeni'nin geçen yıl bor üretim ve satışında büyük başarı gösterdiğini kaydetti. Dünya bor pazarında daha önce de ifade edildiği gibi %62'yi aşan pazar payı ile lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiş durumdayız. Eti Maden geçen yıl bor üretim ve satışında büyük bir başarı gösterip bor cevherlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek 2 milyon 630 ton rafine bor satışıyla rekor kırmıştır. Bu rekor da ülkemize 1 milyar 30 milyon dolarlık bir ihracat geliri kazandırmıştır. Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden %95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır. Eti Maden bu anlamda zaten öncü ve örnek bir kuruluşumuz. Borda uç ürün odaklı yeni stratejimizle bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi de hayata geçirdik. Yenilerini de devreye almaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2023'ün ilk ayında yıllık 1000 ton üretim kapasiteli bor karbür tesisimizi de Bandırma'da devreye alacağız. 3 yıl önce temenni atmıştık. Pandemi dönemine rağmen, bir takım tedarik sıkıntılarına rağmen tesisimizin inşaatını inşallah durdurmadan devam ediyoruz ve tamamlıyoruz. Biliyorsunuz o dönemde yurt dışında bir parça getirmek bile neredeyse mümkün değildi. Hamdolsun artık tesisimizi açacak aşamaya da geldik. Milli savunma alanında ve yurt dışı piyasalarda oldukça önemli olan aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer santrallerde kullanılan bor karbürün artık yeni adresi Türkiye olacak. Şimdi biraz önce yine genel müdürümüze söyledik. Bu 1000 ton kapasitede yetmez. Yeni fabrikaların planlamasını yapalım. İnşallah buradan ilan ediyoruz. Kütahya, Emet'te 5000 ton mu atıyoruz Serkan Bey? 5000 tonluk yeni bor karbür tesisin projesine başlıyoruz. Eskişehir Beylikova'nın Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip olduğunu işaret eden Bakan Dönmez, 2023'ün hem enerjide hem de madencilikte önemli başarılara imza atılan bir yıl olacağını ifade etti. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan bir diğeri de biraz önce YÖK Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi nadir toprak elementleri. Adı üstünde dünyada çok fazla bulunmadığı için
nadir olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfimizi açıkladık. Beylikova Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip durumda. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyerek bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. İnşallah tesisimizi 2023 Şubat'ında da bitirip devreye alacağız. 2023 yılı hem enerjide hem de madencilikte önemli başarılara imza attığımız bir yıl olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Karadeniz Gazı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür tesisimiz başta olmak üzere Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinde devreye alacağız. Karadeniz'de yeni keşif ve değerleme ile 710 milyar metreküp'e ulaşan yerli gazımızın miktarını artırmak için de yine aramalarımıza, sondajlarımıza devam ediyoruz.